11. sorumuz şunu söylüyor. 90 soru varmış. Bu soru 8, 12 ve 16 yaşlarındaki çocuğa yaşlarıyla doğru orantılı olacak şey biçimde paylaştırılıyor ve her bir çocuğa payına düşen soruları çözmesi için 60 dakika süre veriliyor. Buna göre diyor, yaşı en küçük olan çocuk payına düşen her bir soruyu eşit süre ayırdığında bir soru için ayırdığı süre kaç dakika olur? Şimdi doğru orantılı olarak böleceğiz. Doğru orantılı ne demek? Kat demek. Yani yapacağımız şöyle 8 kat, 12 kat, 16 kat. Yaşlarla doğru orantılı 90 eşit. 8, 12 daha 20, 16 daha 36 yapıyor. Nedir? 36 yapıyor. Ama 90 kata tam bölüyor mu? Bölmüyor. O zaman katlarda bir ya da yazdığımız değerlerde bir problem çıkabilir mi? Neyse bir yapalım bakalım. 36 kat 90. Buradan bir katı bulalım. Bir kat 90 bölü 16. Buna göre yaşı en küçük olan yani 8 katı bulacağız. Neyi bulacağız? 8 katı şurada hesaplayalım. 8 kat ne kadar süre harcıyormuş? Kaç soru çözecek? 8 kat. 8 çarpı 90 bölü 16. 16 ile 8 sadeleşir. 90'ı 2'ye bölersek 45. Evet. Kaç soru çözüyormuş? 'Yalnız bir yanlışlık yaptık. Onu bir düzeltelim ya. Nasıl bir yanlışlık yaptık ben söyleyeceğim şimdi. Farklı bir renk alalım da. 36 kat alacaktık. Biz ne aldık? 16 kat aldık bir yerde. Oluyor böyle hatalar. Burada 36 kat var. 36'ya böleceğiz şunu. Yani 36'ya böleceğiz. Bölelim. Şimdi sadeleştirelim. 8'de 36 sadeleşir. Bölelim. Neye bölelim? 4'e bölelim. Ne kaldı? Yukarıda 2 kaldı. 90 var zaten. 2. 4'e bölersek 9 kaldı. 90'ı 9'a bölersek ne yapıyor biliyor musunuz? 10 çarpı 2'den 20 soru. Yani bu adam 20 soru çözmesi lazımmış küçük. En küçük 20 soru çözecek. O zaman 90 dakika 60 dakika ne 90'ı ya. Bir soru için ne kadar süre? Bir soru süresi. Süre 60 dakika. 60 dakikada 20 soru çözecek. 20'ye bölelim. O zaman 3 dakika. Ne oluyor? Tabii ki A seçeneği oluyor. A3. Evet, ufak tefek hatalar olabilir. Görünce düzeltiyoruz. O yüzden yani bunları hoş karşılayın. Çünkü bazen hani ufak çok basit şeyler yapabiliyoruz. 12. sorumuz. Bugünkü yaşı diyor 17 olan. 17 mi 47 mi ya? Umut'un 3 çocuğunun yaşları toplam 13. He, o zaman 47'dir. 3 çocuğu varsa adam tam okulmadığı için yaşları toplamı 43'müş. 3 çocuğu varmış. Önemli kısmı yazayım. Buna göre Umut'un kaç yıl sonraki yaşı 3 çocuğunun yaşları toplamına eşit olur demiş. Şimdi A yıl sonra olsun. A yıl sonra. O zaman kaç yıl sonra, A yıl sonra 2 yaşı 3 çocuğunun yaşları toplamına eşit olacak. 3 çocuğunun yaşları toplamı neymiş? 13'müş. 13'ün her birisi A kadar artarsa 3 A artacak. Her birisi için artış önemli. Artıyor. Yaşları toplamının kaç katı olacakmış? Eşit olacak. Baba da A kadar artacak. O zaman 3 A'dan 1 A çıkarsa 2 A, 47'den 13 çıkarsa 34 kalacak. 34'ü 2'ye bölersek
17 yapacak. Yani 17 yıl sonra cevabımız zaten D seçeneği nedir? 17 yıl. D neydi? 17. Evet. 17 işaretledik. 17 farklı bir renkle işaretleyelim. Belirgin olsun. Gerçi gerek yok ama olsun yine de. Cevabımız 17. "13. Elif parasının %20'sini, Ece ise parasının %60'ını Can'a vermiştir. Buna göre aşağıdaki hangisi kesinlikle doğrudur?" demiş. Ece Elif'ten daha fazla para vermiştir diyor. Can Elif ve Ece'nin toplam paralarının %80'ini almıştır diyor. Son durumda Can'ın parası Ece'nin parasından fazladır demiş. Şimdi şöyle yapalım. Elif var. Elif'in ne kadar parası olsun? 100 A. Ece var. Ece. Bu da 100 B. Bir de Can varmış. Can. Can için kimler para veriyor? Elif 120. 20 A verecek. Ece de 160, 60. O zaman Can'ın parası 60 bir artı 20 A olacak. Buna göre şey yapalım, hesaplayalım. Ece Elif'ten daha fazla para vermiştir. Para miktarını bilmiyoruz. Bilmediğimiz için böyle bir karşılaştırma yapamayız. O yüzden ne oluyor? A gidiyor. Mesela A yerine aldığımız değere göre değişir. B yerine mesela A yerine 10 alsak Elif ne verir? 200. B yerine 1 alsak Ece 60 verir. Ama A yerine 1 alsak Ece 20 verir. B yerine 2 alsak pardon A yerine 1 alsak Elif 20 verir. B yerine 2 alsak Ece 120 verir. Yani o yüzden A ve B'ler değişken olduğu için yani A'sı yanlış oldu. Can Elif ve Ece'nin toplam paralarının %80'ine eşittir. Bunu diyemiyoruz çünkü Elif ve Ece'nin paralarını bilmiyoruz. Aralarında karşılaştırma yapamıyoruz. Son durumda Can'ın parası Ece'nin parasından fazladır. Son durumda. O zaman Can'ın parası 60 B artı 20 A. Peki Ece'nin ne kadar kaldı? Ece ise son durumda son olarak Ece kaçını vermişti? 60'ını verdi. 40B kaldım. Dolayısıyla zaten Can 60B aldığı için, %60'ını verdiği için cevabımız C seçeneği olacak. Yani C seçeneği doğru. D'ye bakalım. Son durumda en fazla parası olan Elif'tir. Bilemeyiz. Onu bilme şansına sahip değiliz çünkü. Elif ve Ece'nin para miktarını bilmiyoruz. Sadece oranlarını biliyoruz. O yüzden D seçeneği de gidiyor. Elendi yani. Şeker oranı 125 olan diyor. 40 kilogram şekerli suya kaç kilogram şeker eklenirse şeker oranı %40 olur demiş. Şimdi 40'ın %25'ini bulacağız. %25'i şekermiş. %25. %25 dörtte bir. Yani 10 kilogram şeker var. 30 kilogram o zaman su var. Bu birinci kısım. Sonra şeker oranı %40 demiş. Bu %25'ti. Okunmuyor tam. Burada da 40 kilogram yazıyor. Burada da %40 olması isteniyor. Şeker oranı %40. Ne demek? %40 şeker bölü karışım demek. Şeker karışım. %40 yani 40 bölü 100 olacak. O da sadeleştirirsek 4 bölü 10, 2 bölü 5 yapıyor.
Ne demişti bize? Ne katacaktık biz? Şekerli suya kaç kilogram şeker? A kadar şeker katalım. Rengimizi değiştirelim. Hadi bu da şey olsun. Farklı bir renkte olsun. Devam edelim. Şeker neydi? 10'du. Buraya da x diyelim. Hadi a demeyelim. X diyelim. X kadar şeker ekledik. Karışım miktarı ne oldu? Bize toplam karışım 40'tı. 40'a x kadar şeker daha geldi. Karışım miktarı arttı. İçler dışlar çarpımı yapalım. Buradan çıkacak. O zaman şurayı da şöyle ayıralım. Hatta yukarıya devam edelim. Şunu alalım. 2 kere 40 80 yapıyor. Yukarıya devam edelim. 2 kere x 2x. 5 kere 10 50. 5 kere x 5x. O zaman 80'den 50 çıkarsa 30 eşittir. 5x'ten 2x çıktı. 3x. Buradan da 30'u 3'e bırakırsak x'imiz 10 çıkıyor. Demek ki 10 kilogram şeker ekleyeceğiz. O da hangi seçenekte var? Hadi rengimizi değiştirelim. Bu da farklı bir olsun. A'da var. 10. Cevabımız A. B15, C20, D25 diye gidiyor. Bu 15, diğeri 20, diğeri de 25 olarak gidiyor. Cevabımız A seçeneği. Şimdi 36 yolcusu olan diyor bir otobüsten 5 erkek, 4 de kadın yolcu indiğinde diyor. Tam da okunamıyor ama. Allah Allah. Şimdi 36 yolcusu olan bir otobüsten 5 erkek, 4 kadın yolcu indiğinde otobüsteki ne demiş? Kadın yolcu sayısı erkek yolcu sayısının 2 katından 6 eksi oluyormuş. Evet, nedir? Kadın yolcu sayısı erkeklerin yolcu sayısının 2 katını 6 eksi oluyormuş. Buna göre ilk durumda diyor otobüste ki kadın yolcu sayısı kaçtır demiş. Şimdi erkek ne olsun? Kadın 36 eksi x olacak. O zaman 5 erkek iniyor. O zaman son durumda ne olacak? Erkek sayısı x eksi 5. 4 kadın iniyor. 4 daha çıkarırsak, 36'dan 4 çıkarırsak 32 eksi x. Nedir bu? Son durum. O zaman erkek yolcuların sayısının 2 katının 6 eksiği. Kadın yolcu sayısı. 32 eksi x eşittir. Erkeklerin 2 katının kaç eksiğiymiş? 6 eksiği. Nedir bu? 6. Denklemi çözelim. 2x olacak. Eksi 10. Yazalım. 32 eksi x eşittir 2x. Eksi 10. Eksi 6. O zaman eksi 10, eksi 6, eksi 16 karşılaştık. 48 oldu. Eksi x aldık. Şuraya aldık. 3x oldu. Buradan da 48 3'e bölsek x'imiz 16 çıkıyor. Bize neyi sormuş? Otobüsteki kadın yolcu sayısı. Kadın yolcu sayısı neydi? Evet. 36 eksi x'ti kadın. Kadın neydi? 36 eksi x. 36'dan 16 çıkarsak ne yaptı? 20 yaptı. Evet, cevabımız A seçeneği. A 20. Evet, sorularımız tam okunuyor. O yüzden biraz uzun sürüyor çözmesi. Bazen
Yani sorular kitapçıya yayınlanmadığı için dolayısıyla böyle internetten bulduğumuz resimlerden falan soruları yani arıyoruz, tarıyoruz.